Evet, geçen bölüm alt takımların hepsini bitirmiştik. Şimdi sıra içerinin izolasyonunda. Ne demiştik? Araba yolda giderken bize kabin sesini hissettiriyorsa o araba bizim için konforlu değildir. Bir işe yaramaz. Ki öyledir de. Şu anda biz bütün iç aksamların hepsini sökeceğiz. İçerisine ses izolasyonu yapacağız. Ama ses izolasyonu yaptığımız zaman da hiç kimse sanmasın ki %50 civarında ses oranını düşürecek. Öyle bir şansımız yok. Maksimum düşüreceği benim tahminim %20, %25 arasıdır. Ki biz 8 milim ve bazı yerlere egzozun geçtiği yerleri çift kat yapacağız. Ki daha az ses duyalım diye. Kapı işlerinin hepsini yapacağız. Bu oranla dahi şimdi eskisi 7.8 olduğunda yenisi kaç olacak? Bunu tabii şu anda ölçemeyeceğiz. İlerleyen zamanlarda arabayı dışarı çıkarıp çalıştırdığım zaman tekrar bir ölçer, bunun detayını veririz. Evet, bugünkü işimiz dediğimiz gibi komple içerinin hepsini sökmek. Yardımcılarım yine yanımda. Bir tanesi köşeye saklanmış. Diğeri de karşıda telefonla oynuyor her zamanki gibi. Evet, ilk işimiz şu kapıların bütün konsolların hepsini söküp dağıtmak. Daha sonra koltukların hepsini sökeceğiz. İç döşemeyi sökeceğiz, konsolu sökeceğiz. Ona göre bütün neresinde ne eksik varsa hepsini temizleyeceğiz ki biz modifikasyon yaparken kiri pası görüyorsunuz. Bizim temiz çalışmamızın eseri. Çalışırken insan kendini kaybediyor yani. Bir de uzun süreli bir projeydi. Halen daha devam ediyor. Yani bu bile az diyebiliriz yani. İçerisinde çok kötü durmuyor. Bu kadar çalışma olmasına rağmen. Vakit kaybetmeyelim ve bütün parçaları sökmeye başlayalım. Evet, kapıları sökmeye başlıyoruz. İlk kez sökeceğiz. Nasıl bir şey olduğunu da bilmiyoruz ama cıvata burada görmenize göre önce şu trimi almamız gerekiyor diye düşünüyoruz. Şurada şu küçük anahtarı versene bana. Bana bir yardıma ihtiyacım var. Gelir misin? Şöyle bir tut. Düşünme. Evet. Kapımızı çıkardık. İki tane bağlantısı. Şurada hoparlör bağlantısı var. Bir tanesi kapı kumanda kolunda bağlantı var. Bir de alttaki ışıkla. Biz zaten bu ışıkları da değiştirmiştik. Şey aldık. Bunu kapı açıldığı zaman alt tarafa BMW yazacak. Şunu da değiştireceğiz. Evet. Dur bakayım burada. Şimdi izolasyon yapacaksak bu iç tarafa yapmamız gerekiyor. O dolayısıyla şunu da bir çıkaracağız. Bana bıçağım vardı benim. Görebiliyor musun? Sen olsun. Şaka yaptım, sen olmasın. Koy oraya. Şimdi olacak ki ya. Şunu Mercedes'i mi alacağım? Hı. Ver 30 bin lira vereyim. 30 bin olmaz. Gel bakalım. Yapalım. Gel. Tamam, ne kadar? En son fiyatı ne? 35. Oo.
Ama 31'den 34'e sonra mı? Sen değil yapmaya geldin. Yok. Değil yaparsan 35'ten başlarım. Hayır. Bundan sonra içeriye geçeceğiz. İçerideki koltukların hepsini sökeceğiz. Eğer ki kapıyı boyar da yerine koyarsak önce boyayacağız, ondan sonra izolasyonunu yapacağız. Daha karar vermedim. Ama diğer türlü izolasyonunu yapıp ondan sonra da boyayabiliriz. İçeriye başlayalım. Arabanın ilk kağıdını buldum. Arka koltuklarıyla ilgili test kağıdı. Ne zaman yapılmış? 27.06.2007. 16.37'de. Bu araba o zaman doğmuş oldu. Bir bakayım bakayım. Sen, seninle arasında neredeyse bir ay var. Bu dağın sebebi? Doğum günleri neredeyse aynı. Bu dağın sebebi? Ya. Mükemmel, mükemmel. Ama şunun pisliğine bak, pisliğine. Pisliğine bak, koy öyle. Sen çekme nerede? Vallahi şurada. Pislik ve kir olduğu gibi görünüyor. Büyük ihtimalle bizden önceki sahibinin köpeği varmış. Bütün köpek tüyleri üzerinde. Sıkıntı değil. Şimdiki işimiz şu ön konsolu komple söküp dışarıya almak. Bey baba yağmuru göster. Ha bir de yağmuru göstereyim size. Tamam. Biz oğlumun yoğun isteği üzerine yağmuru göstereceğiz. Yazın ortasında böyle yağmur bir haftadır devam ediyor. Bu memleketin bir tek güzel kısmı var. O da hava kararmıyor. Gece saat 11-12 halen şu şekilde duruyor. Bugün yağmurlu olduğu için biraz daha karanlık. Oo, çok hızlı gidiyor. Lexi tatlıyı. Halı. Lexi tat, evet, halıyı artık sökmemiz lazım. Öncesinde şurada şu hoparlörler var. Bunları sökeceğiz. Başlıklarını alacağız. Şu kablo yerlerini hepsini bir kontrol edeceğiz. Nereden sökmemiz gerekiyorsa sökeceğiz. Pis. Allah'a mı çıktı? Aha çıktı. Bak bunlarda izolasyon var ama yeterli değil. Burayla bura arasındaki fark var. Ama biz şimdi komple buraların hepsini izolasyon yapacağız. Şu hoparlörleri de sökelim, hoparlörlerin altlarına da yapalım. Önce şu göğüs çıkaralım bakayım. Hadi bakalım. Evet, arabamızın bütün içerisinde ne varsa hepsini söktük şu anda. Bir şu kablolar kaldı. O kabloları da şimdi kenara alacağız. İyi bir sileceğiz, temizleyeceğiz, kurutacağız. Ondan sonra izolasyon işlemine başlayacağız. Gene bu videoda bitireceğimizi hiç sanmıyorum. Şimdi birazdan dışarıya çıkacağız. Bakalım eğer ki iç tarafların yıkaması bitmişse, ki sanmıyorum. O zaman izolasyona başlayabiliriz. Bu videoda bitirebiliriz. Hiç başlanmamış. Havuzun içerisinde yatırılmış. Öyle bekliyor. Aslında bir yandan da iyi oldu. Bütün her şey daha kolay yumuşar. Biraz da kompresörü alıp bunların hepsini tek tek yıkacağız. Nasıl gidiyor oğlum? Ha? İyi gidiyor mu? Yok.
Kolay temizleniyor mu? Ya. Hadi bakalım. Ne zaman bitirirsin? Ne zaman bitirirsin hepsini? Tomorrow? Ha? Tomorrow? Tomorrow. Galiba. Okay, hadi bakayım. Devam. Anne. Garaj bitti. Şimdi sıra içeride. Temizlik zamanı değil mi oğlum? No. No? Yes. You don't like it? No. Ben sevmiyorum ya. Abi. Neyi sevmiyorsun oğlum? Abi her zaman diyor ki. Oy, bunu yap, şunu yap ona. Her şeyi yapıyorum. Her şey onu yap, bunu yap mı diyor? Ya. Yeah. Mecbur. Gözü kim yapacak oğlum? Az kaldı, az. Evet. Hala bu parçalar mı kaldı sadece? Şunlar nasıl? Oo. Güzel, güzel parlatmışsınız. Gerçekten güzel parlamış. Yeni gibi olmuş lan. Evet. Şuraları hava tutturuz mu içerilerde? Ben yaptım ben. Çok güzel. Şu içerilerde halen lan şeyler var. Görüyor musun? O işe ama. Havalandırma. Havalı olmuyor mu? Havalandırma. E tamam, silin işte. Onlar da silin. Hiçbir yerde toz istemiyorum yani. Evet, çok güzel olmuş. Söyle oğlum. What? Why? It's too much work. Çok mu yoruldun? Bir şey olmaz oğlum, bir şey olmaz. Az kalmış. Bak şu kadar kalmış. Şunlar da bitsin, tamam işte. Bu videoyu burada sonlandıracağız. Çünkü eğer ki uzatırsak 3 saat sürecek bu video. Ancazdan içerisini söktük. Umduğumuzdan biraz daha fazla uğraştırdı. Ama nihayetinde bitirdik. Birkaç eksikleri var. Onları da yaptıktan sonra artık izolasyon işlerine başlayabiliriz. Şu anda zaten evin içini görüyorsunuz. Koltuklar, diğer malzemeler hepsi burada. Ve diğer fazlalıklar da burada. Bunları ne yapacağız bilmiyorum. Kızım, araba bittiği zaman ne yapacağım? Ben seni söyleyeceğim, gezebilir miyim? Sen benimle beraber gezebilir misin? Düşünmem lazım. Sen ne yapacaksın? Babama yardım edeceğim. Ya oğlum, daha demin söylemedin mi? Sen nasıl babana yardım ediyorsun oğlum? Sen her saatin 15 dolar istiyorsun benden. Sen çok pahalısın oğlum. Yok. Ben seni çalıştırmam bile. Ben seni yardım ediyorum. Sen para istemiyorsun o zaman. No. Tamam, anlaştık. Para istemiyorsun. Free. Para istemiyor. İstiyorum ve çalışmak istiyorum. Hem para istiyorum, çalışmak istiyorum. Bu nasıl yardım o zaman? Ha? Bu nasıl yardım etmek? Yardım. Bu böyle yardım etmek olmaz. Yes. Bak, Serhat hiç para istiyor mu? Oğlum. Kaç para istiyorsun? 300. 300. No way. Go ahead. No. Kovdum seni. Yürü git. Hiç gelmesin. 300 dolar. Woo. Küstü benim oğlum. Ya kovdun. Tamam, vereceğim. Koymayacağım. Yo, tamam. 300 dolar mı istiyor? Tamam, vereceğim. Evet, bu videoluk bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz.